Herkese selamlar. Uzun bir aradan sonra hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çok uzun bir süredir video atamıyorum. Bunun sebebi üniversiteye başlamış olmam. Tatile girdik ve bir aylık tatil boyunca sizlerle birlikte video çekmeye tekrardan devam ediyorum arkadaşlar. Bundan sonra biraz daha sık bir şekilde video çekmeye devam edeceğim. Videoların gelmemesinin sebebi dediğim gibi üniversiteye başlamış olmamdı. O yüzden daha yeni başladığım için YouTube'a pek fazla ağırlık veremedim. Ama tekrardan şimdi eskisi gibi videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bu videomuzun konusu 2023 yılında Samsung Galaxy S21 FE alınır mı? Bunu konuşacağız ve kutu açacağız yapacağız. Özelliklerine birlikte bakacağız arkadaşlar. Yıl 2023 olduğu halde bu telefon hala alınır mı alınmaz mı? Cevap bulacaksınız bu videoda. Şimdi bir kere bu telefonun çıkış tarihi 2022'nin Ocak ayı arkadaşlar. Yani tam olarak bir yıl olmuş bu telefon çıkalı. Bu telefon çıktığında içerisinde Android 12 ile birlikte geliyor. Ve şu anda en güncel bildiğiniz gibi Android 13. Bu telefonda Android 13 güncellemesini aldı. Kutu gördüğünüz gibi artık Samsung'un klasik küçük kutularından içerisinden şarj aleti değil de sadece şarj kablosu çıkan kutularından böyle ince. Kutuyu açmaya başlayalım. Dediğim gibi ben bu telefonu daha önce açtım. Açtım. Telefonun yeşil rengi bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu bir arkadaşıma aldım benim diye telefon. Şöyle gördüğünüz gibi çok hoş bir rengi var açıkçası. Yeşil rengi gayet hoş ve güzel. Daha yakından gösterebilirsem. Ön tarafı da zaten gayet şık. Ekran kasa oranı gerçekten çok muazzam olmuş. Şimdi telefonu açalım. Bu telefon kenarda açılırken kutunun geri kalanına bakalım isterseniz. Çok fazla bir şey yok. Kağıdın içinde her şey ne varsa arkadaşlar. burada SIM iğnemiz var. İçinde kartlar ve şöyle çıkartıp göstereyim. Okumadığımız hızlı başlangıç kılavuzları var ve bir de şarj kablomuz çıkıyor arkadaşlar. Her iki tarafı da Type C olan şarj kablosu. Şarj kablosunu şimdi açmayacağım. Dediğim gibi arkadaşımın olduğu için telefon o kendisi açar. Bunları şimdi toplayayım ben uygulamalar optimize ediliyor diyor. Bu arada telefonu aldığınızda Android 12 ile birlikte geliyor dedim. Ve bunun üstüne tam 3 tane yazılım güncellemesi aldı arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi ise Android 13 ve One UI 4.0 güncellemesiydi. Evet telefonumuz açıldı. Ben size kısaca hemen özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Telefon 6.4 inç boyutunda ve dinamik amanetlerinden bir ekran teknolojisi kullanıyor. Yani Samsung'un amiral gemilerinde kullandığı bir ekran teknolojisi arkadaşlar. Bununla birlikte 1080 x 2340 yani Full HD Plus piksellik bir ekran çözünürlüğünde bulunuyor. 401 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna sahip ki bu da gayet kaliteli ve net bir ekran yapıyor ve 120 Hz bir ekran yenileme hızının olduğunda görüyorsunuz burada bu da yağ gibi kayan bir ekran demek oluyor dinamik amuletle birlikte birleştiği zaman ortaya harika bir görüntü çıkıyor arkadaşlar. Onun dışında telefon tabii ki HDR10 Plus gibi ve 240 Hz Screen Touch gibi özellikleri tabii ki destekliyor ve sürekli açık yani Always On Display dediğimiz sürekli açık ekranda var. Ekran dayanıklılığına geldiğimiz zaman ise Corning Gorilla Glass Victus denilen gayet sağlam bir cam teknolojisi olan Gorilla Glass Victus kullanılmış arkadaşlar bu da çok sağlam bir ekran demek ve 16 milyonluk bir renk sayısı bulunuyor ekranımızın arka tarafına baktığımız zaman kamera yer alıyor ama kameraya gelmeden bataryadan bahsetmek istiyorum. Bu telefonun bataryası 4500 mAh ve 25 wattlık da bir hızlı şarj kapasitesi bulunuyor. Aynı zamanda bu telefon kablosuz hızlı şarj teknolojisine de sahip. Bu şarjın gücü de 15 watt olarak belirtilmiş arkadaşlar. Şimdi kameralara gelebiliriz. Kamera olarak 12 megapiksellik bir ana kameramız bulunuyor. Bu kamera aynı zamanda optik görüntü sabitleyicisi de bulunuyor. F1.8 diyafram açıklığına sahip ve 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Tabii ki de bu kameramız. İkinci arka kamera ise o da yine 12 megapiksel F2.2 diyafram açıklığına sahip arka arkadaşlar ekstra geniş açı özelliğine yarayan bir kamera. Ve üçüncü arka kamera ise 8 megapiksel f2.4 diyafram açısına sahip. Telefoto özelliğine sahip ve 3x zoom yapabilme özelliğine sahip aynı zamanda arkadaşlar. Samsung'un Exynos 2100 işlemcisinin olduğunu görüyoruz içerisinde arkadaşlar. Eğer bu telefonu internetten alırsanız Snapdragon 888 modellerini modellerinde bulabilirsiniz. 8 çekirdekli bir işlemci tabii ki de ve 2.9 GHz'lik bir CPU frekansı bulunuyor arkadaşlar. Ve Mali G78 grafik işlemcisine sahip ve 5 nanometre bir üretim süresinden geçen bir işlemci var içerisinde. Bununla birlikte 8 GB LPDDR5 RAM tiplerini kullanan bir RAM'imiz bulunuyor. Ve 128 GB'lık bir dahili depolaması var arkadaşlar bu modelimiz için. Aynı zamanda isterseniz 256 GB'lık modelini alabilirsiniz. Şu anda bu görmüş olduğunuz telefon 128 GB'lık model. Onun dışında cihazda tabii ki stereo hoparlörler mevcut. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor. NFC özelliği var. Suya ve toza dayanıklılık sertifikaları da bulunuyor aynı zamanda. Evet telefonun özellikleri bu şekilde. De. Kutusunu açtık. Genel bir inceleme yaptık. Şimdi en çok merak edilen soruya gelelim. Bu telefon 2023 yılında alınır mı? Bu telefon tabii ki de 2023 yılında alınır arkadaşlar. Çünkü bu telefon geldiğinde Android 12 ile birlikte geliyor ve Samsung telefonlarına 4 yıl boyunca güncelleme desteği sağlıyor arkadaşlar. Android desteği sağladığı için şu anda Android 13 aldı ve önünde daha 3 tane Android güncellemesi yer alıyor arkadaşlar. Yani Android 15'e kadar bu telefonun yolu var. Eğer bir değişiklik olmaz ise tabii ki. Dediğim gibi telefon hala güncel sayılır. Hala güzel bir telefon. Hala güçlü bir telefon. Bunu bir yıl geç çıkması bu telefonun güçsüz olduğu anlamına gelmiyor. Telefonun tabii ki de inceleme videosu gelecek. Oyun testi olsun, kamera performansı olsun, parmak izi gücüsü performansı olsun, hoparlör test olsun bu tür incelemeler videosu gelecek arkadaşlar. İncelememi istediğiniz başka bir özelliği varsa yorumlar kısmında bana belirtebilirsiniz. Bugün videomuz bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Farklı videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.